Hüseyin ile Senem hikayesi. <laughs> Aşık Yaşar Reyhani. Hikayemize Allah gani gani rahmet eylesin. Aşık Yaşar Reyhani'nin bir türküsünü söyledikten sonra başlayacağız. Sakın dağlar gibi yüceyim deme. Zaman gelir etrafın kar olur. Kış geldi yaz gelmez deyip gam yeme. Her kışın sonunda bir bahar olur. O odur ki üzerinde kar ola bülbül odur ötüşünde zar ola Dost odur ki dar gününde yar ola geniş günde düşman bile yar olur Reyhani ne yapsa kalır o destan bir günde toprağı verirler üstten Varlığın kefendir evin kabristan nöbetçin iki taş bir mezar olur Sizlere anlatacağım bu hikaye Ali İzzet adında Diyarbakırlı bir aşiret agasının oğlu Hüseyin ile gelini Senem'in hikayesidir. Ali İzzet ağanın sadece bir kız çocuğu vardı. Başka da çocuğu olmuyordu. Ya Rab bana bir oğul ver, bir oğul ver, bir oğul ver diye hep feryat ediyordu. Bu şekilde aylar, yıllar birbirini kovaladı. Değişen bir şey yoktu. Bir gün demek ki saati vakti gelmiş. Hani Allah'ın eşref saati derler ya. O vakte rastlamış olmalı ki Allah onun dualarını kabul etmiş bir oğlu olmuştu. Ali İzzet Hanım. Müjdeciler müjde getirdiler. Kurbanlar kesildi. Davullar vuruldu. Zurnalar çalındı. Ali İzzet Ağa oğlunun adını Hüseyin koydu. Zaman geçti Hüseyin büyüdü. Artık 20 yaşına gelmişti. Ali İzzet Ağa işte o zaman oğlunu evlendirmeye karar verdi. Kendi oğluna layık, kendi aslına, asaletine değer güzel bir gelin bulmak için Diyarbakır'ın bütün beldelerini dolaştı. Gezdi. Nihayet Senem adında bir kız buldu. Düğün dernek kuruldu. Davullar zurnalar çalındı. Çok toy tutuldu. Yedi gün boyunca kurbanlar kesildi. Yemekler yendi. Takılar takıldı. Ali İzzet Ağa sonunda Senem Hanım'ı kendi evine getirip oğluyla evlendirmişti. Aradan yedi yıl geçti. Şimdi siz ne derseniz deyin dostlar. Kimisi heyecandan der, kimisi bir hastalığı vardır der. Biz bir şey demeyeceğiz. Sadece şu kadarını söyleyeceğiz ki aradan bunca zaman geçmesine rağmen Hüseyin'in bir çocuğu olmamıştı. Ali İzzet Ağa bir gün evinin önündeki bahçeye çıktı. Kuşların birbiriyle cıvıldaştığını, ötüştüğünü görünce çok etkilendi. Ya Rab. Sanki bu feleğin pazarlığı da bizimle diye dert yandı Allah. Ben hep bir oğul istedim. Şimdi oğlum da kalkıp oğul mu isteyecek? Senem hanım o esnada bahçeyle uğraşıyordu. Bakalım orada Ali İzzet Ağa feleye sitem, Seneme de minnet olsun diye neler söylüyordu. Böyle bağlar, böyle bağlar. Kızım yar başını böyle mi bağlar? Kuş uçmaz kervan geçmez, yıkılsın böyle bağlar ey. Senem Hanım bu sözlere içerledi. Kayna tam bu sitemi bana yapıyor diye söylendi. Ama aslında bende bir suç yok. Onun kendi oğlunda iş yok. Sonra da sırtını bir ağaca yaslayıp o kamış parmaklarını mızrap etti. Bakalım Senem Hanım Ali İzzet Ağa'ya ne cevap veriyordu. Böyle bağlar, böyle bağlar. Gelin başını böyle bağlar. Ah bülbül güle konmadı. Neylesin böyle bağlar. Ali İzzet Aga, Senem'in ne demek istediğini anlamadı. O kendi alemindeydi. Sitem'inin ikinci kıtasında devam ediyordu. Yüce dağdan kar beklerim, has bahçadan nar beklerim. Yedi yıldır bağ becerdim, meyvesi yok bar beklerim. Ali İzzet Ağa sözünü bitirir bitirmez senem aldı ikinci sözünü. Yüce dağdan kar bekleme. Has bahçeden nar bekleme. Yetmiş bahçeyi becersen sen oğlundan bar bekleme. Bunun üzerine Ali İzzet Ağa son sözünü söyledi. Yüce dağlar karsız olmaz. Has bahçeler narsız olmaz. Başka bir bağı becerim. Oğul bağı barsız olmaz. Senin Senem Hanım da ona şöyle cevap verdi. Her yüksek dağların karı yok. Her yiğidin ikrarı yok. Buna Senem neylesin? Senin oğlun barı yok. İşte o anda bahçenin kapısı açıldı ki kim geldi? Hüseyin geldi. Meğer Hüseyin babasıyla Senem atışmaya başladığında eve varmış. O atışma boyunca da kapının önünde beklemiş. Hüseyin kimseyle hiç konuşmadan sinirli bir halde geçip içeriye girdi. Senem anlamıştı Hüseyin'in darıldığını. O da peşinden içeriye girdi. Hüseyin'in çantasını hazırladığını gördü. Nereye gidiyorsun diye sordu. Eh artık bana yol göründü Senem dedi Hüseyin. Sen beni babama şikayet ettin. Senin oğlun da erkeklik yok dedin. Şimdi ben kalkıp sana başka kocaya git diyemem. O yüzden ben gidiyorum. Sen de başının çaresine baksan iyi edersin. O çantasını toplarken Senem de oturmuş ağırlıyordu. Hüseyin heybesini sırtına aldı, bindi bir ata. Nereye gidecekti şimdi bu adam? Çok zengin bir babanın oğlu. O güne kadar hiç mi hiç çalışmamış. Elini kalemden kıskanan bir adam. Atına binmiş de nereye gidiyordu? Gurbete. Arkasından ağlıyor, ağıtlar yakıyordu Senem Hanım. Ama nafile. Hüseyin gidiyordu. O akşam Diyarbakır'dan çıktı Hüseyin, Bağdat şehrine doğru gidiyordu. Günler sonra Bağdat şehrine vardı. Bir zamanlar bir işten parmaklarını kıskanan bu adam şimdi bir inşaatta çalışmaya başlamıştı. Kazmaya, küreye sarılmış çalışıyordu. Çok geçmeden birkaç arkadaş da edindi kendisini. Günler haftaları, haftalar ayları, aylar yılları takip etti. Hüseyin artık neredeyse 7 yıldır orada çalışıyordu. Bir gün arkadaşıyla arası bozuldu. O arkadaşı tuttu Bağdat şehrinden Diyarbakır'a, Hüseyin'in babasına Ali İzzet Ağa'ya Amca başınız sağ olsun, emri hak vaki oldu, oğlunuz aramızda 7 yıldır çalışıyordu ama artık rahmetli oldu diye mektup yazdı. Tabi o zamanlar posta yok, tren yok. Hüseyin'in arkadaşı bir kervancıya verdi bu mektubu. Kervancılar mektubu ancak aylar sonra Diyarbakır'a getirip Ali İzzet Ağa'ya ulaştırabildiler. Mektubu Ali İzzet Ağa'ya okudular. Ali İzzet Ağa o an beyninden vurulmuşa döndü. Ne yapacağını bilemedi. Ağlamaya başladı. Hüngür hüngür ağlıyordu. Eşi dostu yanına baş sağlığına geliyor. Ali İzzet Ağa'yı nasıl teselli ediyorlardı. Fakat ne mümkün. Ali İzzet Ağa aylarca yemedi, içmedi. Çok üzüntülüydü. Fakat öte yandan kafasını kurcalayan bir düşünce de musallat olmuştu ona oğlu ölmüştü. Peki şimdi bu gelini senemi ne yapacaktı? Başka bir oğlu da yoktu ki onunla evlendirsin, bıraksın da senem ya delilere gelin mi olsundu? Düşündü, düşündü. Sonunda bir dostuna canından bile çok sevdiği kahraman aya haber gönderdi. Dostluklar çok önemlidir. Samimi dost, canından çok sever dostunu. Ali İzzet Ağa şu mektubu yolladı kahraman ağaya. Benim oğlum Hüseyin öldü. Sen de gel benim gelinim senemi kendinize gelin et. Oğluna götür. Biliyorsun kahraman ben senin evine geldiğim zaman senin evin benim evimdir. Senin gelinin de benim gelinim sayılır. Oğlum öldü bari senem gibi bir gelinim de yadellere gitmesin. Kahraman ağa bu haberi alınca çok üzüldü. Yapacak bir şey yok deyip istemeye istemeye eşiyle dostuyla birlikte kalktı Diyarbakır'a geldi. Senemi ikinci defa gelin ettiler. Bu sefer davullar zurnalar çalmadı. Sade bir tören yapıp aldılar Senemi götürdüler. Arkalarından sadece bir davul ve zurna bir de birkaç atlı gidiyordu. Onlar gitmeye dursun biz haberi nereden verelim Bağdat'tan. Hüseyin'in arkadaşı ile arası düzelmişti. Eski gibi dost olmuşlardı. Bir ara arkadaşı Hüseyin'e onun arkasından iş çevirdiğini itiraf etti. Hüseyin kardeşim hakkını helal et dedi. Sana çok kızdığımdan babana senin öldüğünü haber veren bir mektup yazdım. Hüseyin arkadaşına gücenmedi. Hatta bir nebze de sevinmiş gibi oldu bu mektuba. İyi olmuş diye düşündü. Ben öldüm diye senem de artık benim yolumu o kadar beklemeyip Başka bir kocaya gitmiştir. O zaman ben de evime dönerim. Artık bu derdim de, bu sırrım da benimle beraber mezara gider. Hüseyin ilkin böyle düşündü ama meselenin o kadar kolay olmadığını kendisi de içten içe biliyordu. Ne de olsa sev, serde sevdalık vardı. Hüseyin o gurbet elde geçirdiği yedi yılın bir gününde, bir anında bile senemi düşünmeden edemedi. Fakat elinden de bir şey gelmiyordu. Erkeklik gururu elini kolunu bağlamıştı. Bunca zamandır yüzüne hasret kaldığı Senem'i ancak rüyalarında görebilmişti. Hüseyin fark etti ki o güne kadar Senem'in hiç değilse kendi evinde. Babasının yanında olduğunu bilmek onun acısını bir nebze olsun hafifletiyor idi. Şimdi ise sevdiği kadının ya ellere vardığının, ellerin yari olduğunun düşüncesi bile Hüseyin'in içini ateşlerle dolduruyor, eritiyordu. Hüseyin atına bindi, yola revan oldu. Çıktı Bağdat'tan nereye gidiyordu? Memleketine, Diyarbakır'a. Baba ocağına doğru gidiyordu. Diyarbakır'ın süsem yaylalarına kadar gelmişti. Orada bir baktı ki ne baksın. Birkaç atlı kendisine doğru geliyor. Bir atın üzerinde de bir gelin var. Bir de arakalarından yavaş yavaş gelen davulcuyla zurnacı. Düğün alayı biraz daha yaklaşınca Aşık Hüseyin gelinin endamına şöyle bir baktı ki gelin tıpkı Senem'e benzer. Yahu Senem olmasın bu dedi kendi kendine. Orada atının üzerinde sazını sinesine çekti Aşık Hüseyin. Bakalım o düğün alayına ne söyleyecek, düğün alayı ne dinleyecekti, sizler de ne dinleyeceksiniz Allah hepinizi var etsin. Güneş çalmış Diyarbakır düzüne baba nereden aldınız siz bu gelini? Aşık oldum kirpi yine yüzüne. Acep nereden aldınız siz bu gelini? Aşık Hüseyin söylüyor, düğün alayı da dinliyordu. Kahraman ağa öne çıkıp, yavrum sen kimsin? diye sordu. Sen bu gelini tanıyor musun? Bu soru karşısında yavaştan aldı Hüseyin. Belki de tanırım babacan dedi. Belki de tanırım. Sonra da devam etti türküsüne. keten gömlek giymiş eli dizinde. Arzumanım kaldı ela gözünde. Üç buhağında, üç yüzünde. Baba nereden aldınız siz bu gelini? Hüseyin sözünü bitirince kahraman ağa, arkaya dönüp gelininin yanında duran kadınlardan birine yenge hanım diye seslendi. Bizim gelinin yüzünde gerdanında hal ben diye bir şey var mı? Gelinin peçesini açıp baktılar ki yüzünde iki, gerdanında da üç beni halları var. Evet efendim dedi kadın. O benler gelinde var. Kahramana şaşırdı. Allah Allah dedi. Sonra da Hüseyin'e dönüp yavrum acaba sen birisine mi benzettin bizim gelini diye sordu. Onun ismini de bilir misin? Hüseyin gene ağırdan aldı. Belki de bilirim baba deyip türküsüne devam etti. Bugün hava bulanıktır, serindir. Sığındım Mevla'ya, Mevla'm kerimdir. Korkarım ki benim senem yarimdir. Baba götürmeyin, verin yarimi. Kahraman ağa, Aşık Hüseyin'in bu sözleri karşısında iyice şaşırdı. Oğlum sen bu gelenin adını nereden biliyorsun? diye hayretle sordu Hüseyin'e. Onun kocası ölmüş. Kimi kimsesi de yok. Sen kimsin yavrum? Hele şöyle dedi Hüseyin. Sonra da bakalım kendisini nasıl tanıttı. Babanın sözünü baştan tutmalı. Varıp gurbet ele tekrar gitmeli. Erini öldürüp yari satmalı. Baba nereden aldınız siz bu gelini? Hüseyin ölmediğini ima ediyordu. Nereden çıkarıyorsunuz benim öldüğümü? Kocasını öldürüp yarini mi satıyorsunuz diye sitem ediyordu onlara. Ondan sonra şu sözlerle kendisini iyice aşikar etti. Ne karaymış bu alnımın yazısı. Kaderine razı olmaz bazısı. İşte benim İzzet beyin kuzusu. Baba öl götürmeyi verin yarini. Hüseyin son bendini de bitirmişti ki kahraman aga eğilip yerleri öptü. Topraklara sarıldı. Ya Rabbi sen ne büyüksün dedi. Eğer biz Hüseyin'e rastlamasaydık, tevafuk edip de karşılaşmasaydık. Ben bu gelini götürecektim. Hüseyin daha sonra çıkıp gelecekti. Ben de aziz dostum Ali İzzet'e ebedi bir çıkmaza girecektim. Sonra Hüseyin'e dönüp oğlum baban ağlaya ağlaya kör olmak üzere dedi. Sen şimdi git Diyarbakır'a babanı teselli et yavrum. Biz de senemi tekrar size getirip teslim olacağız. Edeceğiz. Hüseyin kahraman ağanın elini öptü. O da gözlerinden öptü Hüseyin'in. Hasretle sarıldılar birbirlerine. Hüseyin atına binip düğün alayından ayrıldı. Biraz sonra o yaylanın ortasında tabiatın sessizliğiyle baş başa kalınca bir tuhaf oldu. Kendisini dinledi. Bu defa da meselenin öteki yanı, hani erkeklik gururuna bir türlü yediremediği şu hal duyuruyordu kendisini. Yahu ben ne talihsiz adamım ben ne şanssız bir insanım diye söylendi. Ne olurdu biraz daha geç geleydim. Senem başkasına gidecekti. Ben de bu dertten, bu ızdıraptan, bu çileden kurtulmuş olacaktım ki tam yerinde rastladık. Tam. Hani bir söz vardır ya dostlar. Aynı tas, aynı hamam. Eve dönmesine dönecekti Hüseyin ama derdi de onunla beraber dönecekti. Bir yanda aşk, bir yanda gurur. Bakalım bu işin sonu nereye varır? Hüseyin şöyle bir etrafına baktı, kendini tabiata bıraktı. Ağaçların salınışı, rüzgarın esişi, her yanın yemyeşilliği bir yaşama sevincini fısıldıyordu. İşte o an bir münacatta, bir yalvarışta bulundu Hüseyin. Bakalım Hüseyin orada ne söylüyordu? Vekaleten biz Veysel Yıldız gibi olarak ne söyleyeceğiz? Al bu haberlerimi sen rüzgar, gökleri direksiz Kur'an'a götür. Altı günde var eyledi dünyayı, pazar günü temel Kur'an'a götür. Şevketli efendim sultani vezir, nerede Allah desen orada hazır. Deryalar üstünde boz atlı hızır, düşkünler tadına erene götür. Hüseyin'im derdim dağlardan yüce, yazık kitap etsem olmuyor hece. Kara herk içinde kara karınca, karanlık gecede gece görene gö götür. Hüseyin o yalvarışını bitirmişti ki fani bir ihtiyar kılığında bir pir aniden peyda oldu orada. Selamun aleyküm Hüseyin oğlum dedi. Hüseyin hala o dalgınlığının içindeydi. Baktı ki karşısında kendisine gülümseyen yaşlı bir adam duruyor. Aleyküm selam baba diye karşılık verdi. Neden sonra olayın garipliğinin farkına vardı. Siz nereden geldiniz diye sordu pir gülümsemesini sürdürerek oğlum sen çağırmasını bilirsen dedi biz de gelmesini biliriz. Bizim için örtük perde kilitli kapı olmaz. Yavrum sırtını şöyle bir sıvazlayayım da derdin şifa bulsun. Hüseyin gayri ihtiyari sırtını döndü. Sonra tekrar yüzünü dönünce bir baktı ki ne baksın. İhtiyar kaybolmuştu. Her şey bir anda olup bitmişti. Akıl sır erdiremedi bu işe. Oradan yoluna devam etti Hüseyin. Nereye gelmişti? Diyarbakır önlerine kadar gelmişti. Orada bir çeşme vardı. Hüseyin o çeşmeyi görünce anladı ki baba ocağına varmıştır. Hüseyin'in ömrü hayatı oralarda geçmişti. Çeşmeye şöyle bir yaklaşayım da bir su içeyim oradan dedi. Yorulmuştu. Çeşmeye yöneldiği anda baktı ki bir kız çeşmeden su dolduruyor. Baştan ayağa karalar bağlamış bir kız. Hüseyin bir su isteme bahanesiyle ona bir şeyler sormayı düşündü. Bakalım Hüseyin orada ne diyordu? Çeşmeden su dolduran kız şimdi ve Hüseyin'e ne cevap veriyordu? Bana bir yudum su verin içeyim. Ne düşmüşsün ahu zara bacım can. Bu dünyanın işi bitmez bir dava. Gel aldanma ahu zara bacım can. Bakalım baştan ayağa karalar giyinmiş bacı ne cevap veriyordu? İç suyunu yolcu geç git yoluna Ka Koyma dert üstüne yara kardeşim Gözyaşlarım döndü bahar seline Her gün döktüm bu pınara kardeşim Bunun üzerine Aşık Hüseyin kıza neden karalar giydiğini soruyordu İnsan bir kaptandır dünya bir gemi Çarpar bir kayaya sonu encemi Ölüsü olmayan bilmez matemi Niye böyle kara giydin bacıcan Bu kız Fatma'ydı Hüseyin'in kardeşi Fatma'ydı ve cevap veriyordu ağabeyine. Bir karında yattık gitti gelmedi, yuvamızda baykuş öttü gelmedi. Ecel yollarını tuttu gelmedi, mihman oldu bir mezara kardeşim. Hüseyin baktı ki kız mezardan ölüden bahsediyor kendi kendine. Yahu bu benim bacım, bizim Fatma olmasın dedi. Bakalım Hüseyin ona ne söylüyordu. Gurbete giderken vadi neydi, dünyadan aldığı tadı neydi? Sen kimsin kardeşin adı neydi? Söyle bana aşikara bacıcan Hüseyin'in son sözleri üzerine bakalım Fatma nasıl cevap veriyordu Kırılsın kanadı çarkı feleğin Genç yaşımda boşa gitti emeğim. Fatma bacısıyım Hüseyin Bey'in Senem gitti başka yara kardeşim Sonunda Fatma tanımıştı Hüseyin'i Hüseyin de Fatma'yı tanımıştı Ağabey kardeş birbirlerinin boynuna sarıldılar Yedi yılın hasreti sonunda birbirine kavuşmuştu Fatma bacım şimdi biz eve gidelim dedi Hüseyin Babama da bir kavuşayım. Bir iyi haberim daha var. Yolda gelirken düğün alayıyla karşılaştım. Onlar da daha sonra buraya gelecekler. Yani senem gitmedi. Fatma bu haberi alınca iyice bayram etti. Koluna girdi ağabeyinin. Eve gidelim babam da seni görsün dedi. Nicedir ağlamaktan harap olmuş gözleri. Artık bir gülsün. Eve vardıklarında Hüseyin baktı ki babası Kapının önündeki sal taşının üzerine bir post atmış. Onun üstünde oturuyor. Az kalsın tanıyamayacaktı babasını Hüseyin. Ali İzzet Ağa'nın neredeyse o post kadar beyazlanmıştı. Hüseyin babasını böyle saçı sakalı bembeyaz olmuş bir halde görünce hemen eline vardı babasını. Babam dedi. Yedi yılda ne hale gelmişsin böyle? Sarıldı babasına ağladı. Hüngür hüngür ağladı. Baba oğul birbirlerine sarılmışlardı. Ama yine de bir türlü inanamıyordu Ali Zizeta. E. Yok oğul yok. Benim kulaklarım duymaz, gözlerim görmez oldu artık. Seçemiyorum seni yavrum dedi. Benim oğlum gurbet elde öldü. Burada olamaz. Biliyorum sen beni teselli etmek için Hüseyin olduğunu söylüyorsun. Ama benim oğlum gurbet garip bir mezar oldu. Sen benim oğlum değilsin. Oğlunun geldiğine bir türlü inanamıyordu Ali İzzet Hüseyin ise babasına sarılmış, hüngür hüngür ağlıyordu. Daha kavuştuğuna sevinemeden babasının bu içler acısı hali karşısında yüreği sızladı Hüseyin'in. Üstelik babası da hala inanamıyordu oğlunun geldiğine. Yok oğul yok, ben yaşlandım diye beni teselli mi ediyorsun diyordu. Şimdi ne yapaydı da babasını inandıraydı Hüseyin? Sazını sinesine çekti, bakalım babasına ne dedi. Efkarlanma, yaralanma babacan. İnan baba, oğlun Hüseyin geldi. Yaradanı sever isen ağlama. İnan bana oğlun Hüseyin geldi. Hüseyin söylüyor, Ali İzzet ağa ise hüngür hüngür ağlıyordu. Her yılda bir bayram olduğu gibi, ağlayan yetimler güldüğü gibi, Yusuf'un Mısır'dan geldiği gibi, inan bana baba oğlun Hüseyin geldi. Hüseyin devam ediyordu. Ali İzzet Ağa ise hala inanamıyordu bir türlü ağlıyordu. İhtiyarlamış, bembeyaz olmuş. Gözlerinden yaşlar tane tane akıyor, sel oluyordu. Nihayet oğlum Hüseyin gibi oğul gelse de olur gelmese de dedi. Senem gibi bir gelin gittikten sonra. Hüseyin babasının bu lafından onun gelinini ne kadar çok sevdiğini, ona ne kadar değer verdiğini anladı. Devam etti sözüne. Hüseyin'im döndüm deli şaşkına bundan sonra minnet etme müşküle. Yeri göğü yaratanın aşkına inan baba oğlun Hüseyin geldi. Hüseyin sözünü bitirdi. Ali İzzet Ağa, oğlum senem gibi gelinim gitti. Çok perişan oldum dedi. Hala hüngür hüngür ağlıyordu. Sen neredeydin yavrum? Hem niçin ölüm haberin geldi? Diye sordu. Hüseyin babasının ellerinden tuttu. Baba sen gelinini telaş etme dedi. Artık tüm acılar geride kaldı yolda senin dostunu, kahraman amcayı gördüm. Senem gelinini tekrar getirecekler. Düğün alayı da gelecek. Sen hiç üzülme baba olur mu? Bundan sonra senin yanından hiç ayrılmayacağım baba. Ali İzzet Ağa ihtiyarlamış, erimiş, çocuk kadar kalmıştı. Hüseyin aslan gibi serpilmiş o adam babasını çocuk kadar kalmış o ihtiyarı kucağına aldı. Ali İzzet Ağa oğlum Hüseyin beni balkona çıkar." dedi. O aziz dostumun gelişini artık ne kadar görebilirsem balkondan şöyle bir izleyeyim, gözleyeyim. Ali İzzet Ağa'nın gözleri az görüyordu, kulakları da ağır işitiyordu. Aradan çok geçmemişti ki ileriden nal sesleri davul zurna duyuldu. Az sonra Kahraman Ağa peşinde bir kalabalıkla kapıya gelip dayanmıştı. Kahraman Ağa balkonda duran arkadaşını gördü. Selamun Aleyküm. Ali İzzet Ağa senin gibi sadık bir dostu ben değişir miyim hiç dünyaya? Diye seslendi. Senin gelinini Rabbim bana nasip etmedi. Onu geri getirdim. Gözün aydın olsun. Oğlun da sapa sağlam evine geldi. Artık bana da verdiğin emaneti geriye teslim etmek düşer. Bunun üzerine Ali İzzet Ağa, arkadaşına, kahramana, dostum, senden bir ricam daha var, dedi. Madem senemi getirdin, senemi indir. Yerine de kızım Fatıma'yı bindir. Böylece Ali İzzet Ağa, Kahraman Ağa'nın oğluna kendi kızını Fatma'yı gelin olarak verdi. Senemin indiği o ata Fatma'yı bindirdiler. Bir yıl sonra Hüseyin ile Senem'in biri kız, biri erkek cıvıl cıvıl ikiz çocukları olunca hem Ali İzzet Ağa hem de Hüseyin ile Senem öyle büyük bir mutluluğa kavuştular ki Geçmişte yaşanılan tüm o üzüntüler unutuldu. Hüseyin'in vaktiyle üzgün bir şekilde ayrıldığı o evin bahçesinde şimdi çocukları koşuşuyor, kelebekler uçuşuyordu. Ali İzzet dedeleri de ağaca sırtını vermiş, mutlulukla onları izliyordu. İşte bir hikayenin daha sonuna geldik. Bu aile de böyle bir mutlu sona ulaştı. Daha nice hikayelerimiz vardır sizlerle başka bir hikayede buluşmak üzere son